Hiç kimsenin tesiri altında kalmadan Ege Sancar'ı eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet! Kahve? Sağ ol abla. Zeynep'ten haber var mı? Evini değiştirmiş, hattını kapatmış. Nerede bu kız Yıldız abla? Bilmiyorum Ege, bilmiyorum. Beni de arayıp sormadı. Belki de ona ulaşmamızı istemiyor. Hı? Sence de haklı değil mi? Ya Melis'le evlendiğim için bana kızıyor. Ama ne yapayım merak ediyorum. Endişeleniyorum onun için. Etme Ege, etme, merak etme. Zeynep güçlü kızdır. O ayaklarının üstünde durmasını bilir. Belli ki senin onu merak etmeni istemiyor. Afiyet olsun. Bunlar da tamam. Güzel oldu. Oh, az daha deviriyordum ya. Dur yardım edeyim sana, gel. Eskiden baby shower vardı. Şimdi bir gentle party yoktu ki. İşte bebeğin cinsiyetini böyle sürprizle öğreniyorlar. Aman bize ne ya? Sanki padişahın çocuğu. Sen olsan yapar mıydın Zeynep? Hiç sanmıyorum. Babasıyla el ele öğrenmeyi tercih ederim. Bizim ailemiz büyüyor. Ege baba oluyor, ben de anne. Oo, avukat. Hadi, daha çok iş var. Hemen Selam Bey. Ya. Arda. Arda ne demek gelemem ya? Bak harika bir gender party olacak. Çok şey kaçırıyorsun. Hem de Zeynep'in çalıştığı mekanda. Tabii oğlum, ne sandın? İstanbul'un altını üstüne getirdim orayı bulabilmek için. Benden kurtuluş yok. Zeynep'in de, onun da kalbini dağılayacağım. Tamam, tamam. Sen yine de gelmeye çalış. Tamam. Ah! Ay. Melis, ne oldu? Ay, ne bileyim vallahi bebek tekmemi attı, sancım girdi, anlamadım ki. Tamam, hadi hemen hastaneye gidelim. Ay, tamam, tamam aşkım. Ya nasıl da düşünürmüş babası. Merak etme, ben evladını canım pahasına korurum. Hani hastaneye gidecektik? Ay, iyiyim dedim ya, yani gitmeye gerek yok. Hem bebişimizin karnı acıktı. Beni de boş yere korkuttun. Neyse, bir an önce yiyelim de gidelim. Bir sürü iş var. Hayatım, babam şirketi Kuzey abiyle sana emanet etti ya. Farkındaysan patronsun sen, hatırlatırım. Kuzey abinin durumu ortada Melis. Yani işlerle bir süre benim ilgilenmem lazım. Tamam, tamam. Yani kaçmıyor ya, birazcık relax. Ne diyorsun Melis? Diyorum ki, tadını çıkart. Evlenmişsin. Bebişin oluyor. Yani evladınla karın her şeyden önemlidir, değil mi? Hadi avukat hadi, davetler geliyor. Pastayı kesecek bıçak hazır mı? Hazırlarım şimdi. Doruk, ne işin var burada? Sinan? Selam. Ne oluyor burada Melis? Ah, annemler. Ay,
yanmış kum. Ay gecikmedik umarım. Ay yok yok, tam zamanında geldiniz. Siz nereden geliyorsunuz? Aa kızım, alışveriş işte Melis'ciğim. Ha tamam. Ay çok güzel oldu. Evet. Ah Yıldız geldi. Gel gel. Yıldız gel gel. Selam. Yetiştirdim. Çok teşekkür ederim. Yani telefonumu evde unutmuşum. Seni de yordum buraya kadar. Rica ederim. Halam mesaj yollamış. Aramış da gelemiyorlar tabii. Ama neyse, Kuzey abi iyi olsun da. Ay para göndermiş minnoşum. Melis. Ne oluyor burada? Aa, burada tam olarak şey oluyor. Bebişimizin cinsiyetini öğreniyoruz. Ne? Nasıl ya? Sürpriz. Gender party. O yüzden böyle herkes topladım buraya. Çok güzel olmamış mı her şey? Yani bu evde sancı girmeleri falan hepsi bir oyundu. Benimki. Bir şey diyeceğim. Sen öğrendin mi neymiş? Ha yok yok, ben öğrenmedim daha. Buraya böyle zarfa koydurdum da hep birlikte öğreneceğiz. Siz hazır mısınız torununuzun cinsiyetini öğrenmeye? Ay hazırız tabii. Ay bu arada ben babaannem mi olacağım? Ay çok tatlış. Evet dur. Ay kızım. Ne yapalım? Geçelim biz de oraya doğru gel. Seni şöyle bir minik. Evet. Hepiniz bizim için buraya geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Şimdi hep birlikte bebişimizin cinsiyetini öğreneceğiz. Ay çok güzel olmuş değil mi? Çok güzel. Melis'ciğim gerçekten çok güzel olmuş. Vallahi bayıldım ben de. Ah. Zeynep. 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 Yıldız abla. Bu uğursuzun ne işi var burada? Kız. Aa, sen burada mı çalışıyordun ya? Tesadüfün de böylesi. Hadi bıçak bekliyor biz abiler. Hadi kızım hadi. Sen şimdi bu mutlu anımıza tanık mı olacaksın? Ama ne, kem gözle bakma, nazar falan değil misin yani? Melis. Tamam, tamam hadi. Getir bıçakları canım, getir. Yıldızcığım, sen de çantamdan sana zahmet telefonu alıp böyle bir video çekersen anı olsun. Ha? Hadi. Sağ ol. Hah, alalım bakalım. Bunu ben alayım aşkım. Aman, kalk etmeyelim. Canım. Seni şöyle alayım mı? Videoda çıkmanı istemiyorum da. Nereye? Ben... Daha pasta dağıtılacak. Evet. Hazır mıyız? Hazır. Hadi aşkım. Gel. Hadi bakalım. Thank you.
paylaşım. Büyüdün de baba mı oluyorsun sen? Kızım. Canım. Canım. Bu arada Zeynep'in çalıştığı yerde bu partiyi düzenlemen ne kadar doğru? Bunu evde konuşacağız mıyız? Ay ben hiç bilmiyordum ki. Eminim bilmiyordur benim güzel kızım. Eminim. Nasıl? Aşk olsun Zeynep. İnsan bir arar, bir sorar, bir telefon açar ya. İnsan bazen susmalı. Çekip gitmeli. Hiç gelmemişçesine. Anılarını bile unutmalı. Abla ben Melis'in burada yapacağını bilseydim bu partiyi sana daha önceden haber verirdim. Bir dakika, bir dakika. Ne demek haber verirdim? Melody, sende Zeynep'in numarası var mıydı? Niye bana bir şey söylemedin? Ben istemedim. Niye istemedin Zeynep? Aslında Melody'de adresim de var benim. Yıldız abla, bak darılma bana. Melis eğer senin benim adresimi, telefonumu bildiğini bilseydi rahat bırakmazdı seni. Bak, ne yaptı, ne etti, buldu ama seni. Buldu. Gözüme sokmak için de partiyi burada yaptı. Eminim. Bana bak Zeynep, şu tantana bitsin. Bana her şeyi baştan sona anlatacaksın, tamam mı? Avukat, iyice oyalandın ha. Hadi kızım, hadi. Kesin dağıtın şu pastaları. Hemen Selam Bey. Şey, hayatım, kızımız oluyor. Heyecanlı değil misin? Bilerek yaptın değil mi? Neyi? Zeynep'in burada çalıştığını öğrendin. O yüzden partiyi de burada yapmak istedim. Vallahi Ege, ben bilmiyordum. Ne alakası var ya? Yani hayat tesadüflerle dolu. Eminim öyledir. Ege, şimdi bunu mu konuşacağız? Yoksa çocuğumuzun cinsiyetini mi kutlayacağız? Tebrik ederim. Aa, vallahi böyle bir özel günü de burada kutlamak bayağı tesadüf oldu değil mi? Ya öyle. Bebeğimizin adını da Ada koyacağız. Oğlun olsa ne koyardın adını? Oğlumuz demek istedin herhalde. Mert koyardım. Peki ya kızın olsa? Kızımız olursa Ada. Ada. Çok güzel bir isim. Ada. Ada. Nereden çıktı bu ada ismi? Zeynep. Aa, nereye? Aa, bu oğlan nereye gitti ayol? Yani işte yarayı dağlayınca acır birazcık. Abi. Tabi pembiş pembiş. Onların gözükmüşler yani. Aa, gelsen mi öyle birlikte yiyelim. Ne var anne ne?
Yazıklar olsun sana ya. Başka bir yer mi yoktu da Zeynep'in çalıştığı yeri buldun? Yalnız bir şey söyleyeceğim. Karnımdaki senin yeğenin ya. Hani acaba beni üzmeden önce bir düşünsen mi? Sen nasıl bir insansın ya? Evlendin işte abine, daha ne istiyorsun? Melody yeter. Aklın başında mı senin? Benim aklım başımda anne. Peki ya Melis'in aklı başında mı? Lütfen biraz sakin olabilir misiniz ama? Haksız mıyım Feraye teyze? İstanbul'da onca yer var. Niye burası? Kız kendine bir hayat kurmaya çalışıyor. Sen yine niye karışıyorsun? Ben hiçbir şeye karışmıyorum. Şans eseri denk geldi. Yalan söylemeyi bırak artık. Yeter Melody yeter. Ne oluyor burada? Abi sen ya gerçekten bunu gerçekten boşaman lazım artık. Yeter. Çünkü bununla bir ömür 20 dakika bile geçmez. Yeter Melody. Berk kız ne yapıyorsun sen? Aşk olsun sana ya. Bırak Feraye teyze. Çekil. Of. Anne. Melody. Anne bir şeyler oluyor. Melis. Otur. Melody. Ne efendim abi? Sen ne yaptığını görmedin mi annemin ya? Tamam haklısın da. Senin de öyle boşan demem falan pek hoş olmadı yani. Niye abi? Sen mutlu musun ya? Mutlu mu şunu bana bir söylesene. Abi söylesene, sen Zeynep yokken mutlu musun? Abi izlediğin kadar kaçır gözlerini. Çok üzgünsün biliyorum. Bu da beni üzüyor. Eğlenmiyorsun. Hiçbir şey yapmıyorsun. Gülmüyorsun. Evet sana boşan demek haddime değil. Ama artık dayanamıyorum abi. Dayanamıyorum. Melis benden hamile Melody. Onu yüzüstü bırakamam. Abi sen aklınla kalbin arasında kaldın. Aklını seçtin. Ama şu an kalbini seçmen gerekiyor. Çünkü hem kendini hem de Zeynep'i kaybedeceksin. Yavaş. Ege. Ne oldu? Ah, garip bir sancı girdi, anlamadım. Tamam ben hemen arabaya hazırlıyorum. Yavaş. Anne bebeğime bir şey olmadı mı? Yok efendim, olmayacak. Sakin ol sen. Olmayacak. Allah'ım ne olur bebeğime bir şey olmasın. Peki. Merak etme, bir şey olmayacak. Şu Melody'nin yaptığı da iş mi yani şimdi? Hamile bir kadının üstüne bu kadar gidilir mi canım? Ettiği laflar yüzünden kızın geldiği duruma bak. Ya hadi benim torunum, senin de yeğenin. İnsan bir düşünür yani. Belkıs o tokat yine de fazlaydı ama. Hem de herkesin ortasında. Hakikaten. Kimse dayağı tokatı hak etmiyor hayatım. Ay dürüst ol ama. Sen hiç gönüle şöyle bir tokat atmak istemedin mi? İstemekle yapmak aynı şey değil. Evet, her şey yolunda görünüyor. Tamam. Bir de kalp sesini dinleyebilir miyiz? Tabii ki. Anne adayımız rahat etsin. Özür dilerim, buna bakmam lazım. Ah be oğlum. Kızım. Ay babaanneciğim.